Merhaba arkadaşlar. Aslında biz bugün evden balığa gideceğiz diye çıktık ama çok sağlam bir yağmur var. Kemer yolundan geriye döndük. Dedik madem bu kadar erken kalktık, dedik bir hali gezelim, balıkları gösterelim. Şöyle değişik neler var ona bakalım dedik. Şimdi size çok güzel balıklar göstereceğiz. Antalya Balık Challenge'deyiz. Çok heyecanlıyım, ben gidiyorum abi. Arkadaşlar bu denizlerin en pahalı balıklarından biri. Az önce sorduk, kilosuna 150 lira dedi değil mi? Evet. 150 lira. 6.180 kilo diyor. İşte 4 kilo 460 gram. 5.780. 3 kilo 100 gram ya, bu daha büyük duruyor. Bak göbeği şişik. Ondan aynen. Karidesler. En kıymetli karidesler. Şunlara bakın abi. Ne diyorlar buna? Yani jumbo diyorlar da bir sürü türü var. Bak şu mesela Kızıldeniz'den geldi. Bu da çok kıymetli bir tür. Böyle çizgili desenli. Barbun, dil balığı. İnce kolyoz, istavrit, paşa barbunu. Hızlı hızlı anlatalım. Akdeniz'e asa arkadaşlar. Şu sarı çizgisinden anlayabilirsiniz. Granyoz var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kaya levreği de derler buna. Argyrosomus regius latincesi. Çok güzel, çok lezzetli bir balık. Bunun aynı zamanda kültürü var abi. Bunu çiftlik olarak da satıyorlar ama bunlar doğal. Karadeniz palamutları klasik. İşte kupes, karagöz, lidaki, tirsi. Bakın fiyatı en uygun balıklardan biridir. Muhtemelen kasası 50-60 lira. Tirsi ne kadar kasa? Ağzım ağzım soruyor mu? Soruyorum ya abi. Hakkını helal et. 100 lira mı? Eyvallah. Yok bunları tutamıyoruz ya. Geçen gel şey 7 kiloluk levrek vardı. 7 kiloluk. Bak arkadaşlar çupranın güzelliğine bakın. Al yanak orijinal. Aynen abi harika. Maşallah. Ömer buraya getirmek için bunu yapıyorum ben. Bülgerlere bakın. Küçük bülgerler. Vallahi ben çekeceğim. Bak bu mesela bu hakiki uskumlu araya girmiş. Aynen. Aynen öyle. Buna peygamber balığı da derler. Bir rivayete göre şunlar peygamberin parmak izleriymiş. İşte bir kavim aç kalmış, balık da çıkmış. Demiş ki peygamberim beni kavmine yedirebilirsin demiş. Küçücük bir şeymiş. Peygamber de tutmuş böyle. Bakın parmak izlerinin olduğu yerlerde benekleri var. Salmış, sen çok küçüksün demiş, denize salmış. Öyle bir hikaye. Zaten Latincesi de Zeus Faber. Bunlar öksüz, kırlangıcın bir türü. Kırlangıç değil mi? Bir de bunun böyle çok büyümeyen bir türü var öksüz diye. Ege'nin Antalya mercanları. Bak abi bunlar karagöz. Diplodus vulgaris. Çift bantlı gördüğün gibi. Bir ensesinde bir kuyruğunda bantı olur. Diplodus vulgaris. Yani bu çok büyümez. Bir kiloyu nadiren geçer. Bunlar güzel boy. Pasakas. Granyoz'un güzelliğine bak. İnşallah bunu tutmaya da gideceğiz beraber Adana'ya. İskenderun taraflarına. Şöyle gidelim. Hayırlı işler abi. Arkadaşlar bakın burada bir yılan balığı türü var. Mığırı bu. Ege'nin meşhur mığırı balığı. Conger eel. İngilizcesi conger, conger da Latince ismi. Bu da gayet lezzetli ve yağlı bir eti olduğu söyleniyor. Ama hiç yemedim açıkçası. Bayağı bir erişkin değil mi? Aynen. Bak bak ne var burada. Oo. Sarı kanatlara bak, sarı kanatlara. Neredeyse Lokman abi, olacak. Lokman abinin sevgilisi. Selamlar olsun. Aynen Lokman abiye selam. Bakın arkadaşlar melanur. Çok kıymetlidir, taze tüketilirse çok lezzetli. İnce deniz çuprası. Bunlar gobene. Bunlar insanları aldatıp palamut diye sattıkları tezgahta aslında palamutla alakası olmayan lezzet olarak bir balık. Çok da ucuzdur yani. Şu kasasını muhtemelen böyle bir şey. Yani 50-60 liraya alırsın gibime geliyor. Gayet uygun. Hamsiler. Güzel gözüküyor. Bunlar da şoklu hamsi. Bence şoklu ya. Taze durmuyor. Aynen. Bunlar olmazsa olmaz tezgahları. Burada şeyler var. Onlar şey çiftlik granyozları. Arkadaşlar barbunların güzelliğine bakın, boyutlara bakın ya. Keserbaş barbun. Of işte en lezzetli, en güzel balıklardan biri. Çeliri göster abi. Giridalar, Lahoslar asılı tavanda. Şuna bak şuna, Serhat abi. Al sana kıl kuyruk mercan, boyuta bak. Çok iyi ya. Çok iyi. Yasemin balıkları, bak domuz balığı da denir. Aynen domuz balığı tutmuştuk biz bundan ya.
Bak abi bunlar yemlik, küçük sübyeler, yemlik boy. Bunları baragadi için takıyorlar. Bak küçücük bir kalamar. Baragadileri döşüyorlar. En kıymetli, en iyi balığı bunlarla tutuyorlar. Şeritler boyutları var. Bir tane tutamadın şundan bize ya. Tutacağız. Tuttuk da bu kadar ünlü tuttuk. Evet. Nasıl abi? Çok iyi. Üç tane. Şunları çekelim. Biraz daha iyi gidiyor. Sebebi bu ince. Tulvan yok, tulvan. Bakın arkadaşlar, bu da bir sardalya türü. Değişik bir tür. Akdeniz amsisi diye geçiyor bu bölgede. Çok da etli, yağlı bir balık. Çok da uygun fiyatı. Arkadaşlar kırlangıçlara bak. Çok güzel balık. Kanadın renge bak. Allah özene özene yaratmış. Maşallah. Maşallah. Bak bunlar şeyle çok karıştırılır kolyozla ama bunlar yerli uskumru. Bizim denizimiz bu. Barbunların güzelliğine bak. Of. Bunlar keserbaş mı deniyor abi? Kaya barbun değil mi? Taş barbunu. Aynen çok güzel. Karışık bir kasa. Kıymetli balıklardan. Arkadaşlar bu da ispari. Diplodus anularis latincesi. Ege'de av yapan. Hatta Karadeniz'e kadar var şu an. Yani Samsun'da o kadar kolay ki bunları yakalamak. Yani her kıyı balıkçısının ilk yakaladığı balıklardan biridir. Öyle söyleyeyim. Diplodus anularis. Bak burada sardalya var yan tarafında onun. Çok da güzel sardalya. İnce ama güzel, tazecik. Mavi yengeçler. Bak canlı olabilir bunlar. Dikkatli olmak lazım. Aynen aynen. Hey abi ya, ben biliyorum bunları, sıkıntı yok. Arkadaşlar bakın, orada ihale oluyor. Burada ihale usulüdür. Adam balığı gösterir içinde. Kaç kilo olduğu bellidir zaten. Bir açılış fiyatı söyler. Der ki böyle barbun var burada 150 lira der, tamam mı? Herkes o balığı almak isteyenler elleri yukarıda bekler. 160, 170, 180, 200 çıkar. Eller iner. En son havada kalan el o balığı alır abi. Bu şekilde. Orada gördüğünüz gibi ihale var. Çığırtkan mı diyorlar? Evet. Öyle bir şey. O fiyatları söylüyor ama o kadar hızlı ki bütün balıkların piyasasını inanılmaz sanıyor. İnsanlar da o şekilde balıklarını alıp tezgahında, işte ne bileyim, restoranında satıyorlar. Ya da evine götürüyor, yem tabii yapıyor. Kendiniz de gelip buradan tabii kasayla ucuz balık alabilirsiniz. Bunlar da sarı turna. Barakuda değil, en fazla bu kadar büyüyor bunlarda. Abi işte kendi balığımı buldum. Maşallah kuzuya bak. Şöyle bir tanesi bize nasip olmadı. Bu 30 yok ama abi, bir 20 kilo üzeri. Çok evet, güzel bir balık. Bir de bu var abi bak. Pavrus karilestik. Antalya'nın muhteşem kırmızısı, antenlisi bu. Anteni kırılmış ama güzelliğe bakar mısın abi? Muhteşem. Bu da kınalı sargos. Diplodus servinus. Daha çok Doğu Akdeniz'de var. Eşkina. Aa bak. Spondyliozama canthurus. Sarı göz ya da ıskatarya derler. Iskatarya evet. Aynen. Diplodus sargus. Hepsi var. Arkadaşlar bu da tatlı suculara özel olsun. Çok güzel bir alabalık. Mercanları göster abi. Şu kıl kuyrukların büyüklüğüne bak. Abi çok güzel balıklar ya. Maşallah. Arkadaşlar bakın, benim yakaladığım o mızrak balığından hemen hemen aynı boy. Şu an ihalede. Kilosu 35 lira dedi. Muhtemelen bir 15 kilo falan o balık. Güzelliğe bak. Atılmıştır. 35 liraya onu havada karada kaparlar. Kilosunu da 60'dan 70'den satarlar tezgahta. Maşallah. Bunlar da sübye. Biraz fazla mürekkeplidir. Karadır ama yani pişirmesini bilen çok lezzetlidir abi. Yani kalamar yerine bunu tercih eden çok insan var. Arkadaşlar hal gezimizi sonlandırdık. Siz de buraya gelebilirsiniz. Şöyle söyleyeyim. Şu an saat 7 gibi falan aydınlanıyor ya hava. 5'te buraya gelseniz bütün balıkları görürsünüz burada. Buradan bir kasa balık alabilirsiniz. İster kendiniz dolaba atın, ister bir iki aile gelin buradan bir kasa balık alın. Şöyle söyleyeyim, en az yarı fiyatını alırsınız. Onu söyleyeyim bir kere. Bir de burada insanlar genelde büyük balıkçılık işletmeleri parayı peşin vermezler. Alır böyle 50 kasa, 100 kasa her gün. Daha sonra onlar aralarında işte not tutulur, hesaplaşılır. Siz buraya gelen bir şey olarak parayı peşin verdiğiniz için bazen ihaleye bile girmeden alabilirsiniz. Hani abi nakit para dediğin zaman adam seni hiç ihaleye sokmadan orada bir kasa balığı piyasasına verebilir. Merhaba arkadaşlar.
Acayip bir eksikimiz oldu. Var ya, iyi adam lafın üstüne gelir lafı, bu şu an gerçek oldu. Biraz önce senin için Goben'e baktı abi. Aynen. Çıkamadınız babadan dolayı. Yo, çıkacağım. Valla. Çıkmayalım mı? Biz katılalım mı bunlara? Bilmiyorum, biz kemerden döndük. Aşırı yağmur vardı. Vallahi çıkacağız, buyurun. Tamam, gelelim abi. Bu kadar şans. Kemerden döndük. Hal çekimi yapalım dedik. Tam bitiriş yapıyorduk. O zaman arkadaşlar, Tansel abimizin kanalına da bir şuradan abone olalım. Buradan. Madem geldi. Ama bugün kaptanımız Ekrem Kaptan. Evet, Ekrem Kaptan'ın teknesiyle benim eski teknemin aynısı. Bir av yapalım o zaman ya. Yapalım abi. Evet arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Kısa öyle öz bir video oldu. Allah'a emanet, görüşmek üzere.